Arkadaş merhaba. Merhabalar. Seninle tasarla bölümüne başlayacağız. Bizlerin genelde gördüğü şey aslında insanların bir planlama yaparken keşif aşamasından sonra korkmaları. Özellikle seninle deneyim tasarımını konuşacağız. Çünkü henüz olmamış bir şeyi kafamızda hayal etmek ve sonra onu hayata geçirmekle ilgili canlı bir örneksin sen. Bu arada Candaş'ın sunumu yansıyacak ekrana ve sesini duyacağız. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Candaş Şişman, NoLab kurucu ortağı ve multidisipliner sanatçı. Şimdi sizlerle birlikte tasarlanın ilk konuşmacısı olarak. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler Sera. Çok sağ olun. Şimdi biraz gizemli bir sunum olacak. Kamerada bir sıkıntı oldu ama ayağa kalkabiliyorum, böylece daha rahat sunum yapabileceğim. Herkese selamlar, merhabalar. Ben Candaş Şişman. Sesim umarım iyi geliyordur, değil mi? Kesilmeden geliyordur. Ben Candaş Şişman. Yine bu işte background'ım aslında Güzel Sanatlar Lisesi, İzmir Güzel Sanatlar Lisesi, yani geleneksel resim eğitimi aldım. Daha sonra daha multidisipliner, interdisipliner yapıları bir arada harmanlayan animasyon çizgi film bölümüne gittim üniversitede. Daha sonra İstanbul'a tabii ki de işte göç ettik. Burada işte çeşitli stüdyolar kurdum, kuruluşunda yer aldım. Bunlardan mesela 2011'de kurduğumuz NoLab Stüdyo isimli, Deniz Kader'le kurduğumuz NoLab Stüdyomuz var. Bir yandan da 2014'te kurduğumuz NOS isimli bir stüdyo var. Bütün bu süreçlerin içerisinde sanatsal çalışmalarımı bir şekilde devam ettirdim. İşte hani galerilerle, müzelerle veya festivallerle hem yurt içi hem yurt dışı birçok çalışmalar yaptım. İşte mesela hani Venedik Mimarlık Bienali, Ars Electronica Festivali, Today's Art Festivali gibi birçok önemli sergiye katıldım. Ve hani hem kişisel olarak hem işte stüdyo olarak birçok farklı projeler, farklı ölçekli projeler üretmeye devam ediyorum. Bir yandan da son 6 senedir Yeditepe Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nde de Sound Art üzerine eğitimler veriyorum. Şimdi öncelikle ben bir kendi yaptığım bazı projelerden örnekler göstermek istiyorum. Hızlıca daha sonra bizim stüdyonun işlerinden, NoLab'in işlerinden birkaç böyle kuple göstereceğim, tadımlık menü şeklinde. Ondan sonra birazcık NOS Akademi ve hani bunların hepsini böyle olabildiğince hızlı toparlayıp asıl sunumuma geçmek istiyorum. Burada da insan deneyimi ve insan algıları üzerinden yapılan çeşitli hem multisensörü dediğimiz işte çoklu duysal enstelasyonlar, yerleştirmeler, hem de deneyim tasarımı üzerine, immersive kapsayıcı deneyim tasarımı üzerine bir sunum hazırladım sizler için. Burada kendi kişisel sanatsal projelerimden bazı örnekler göstereyim. Mesela işte hani net olabildiğince range'i, yani geniş farklı disiplinleri bir araya alan, farklı alanları, farklı metotları bir araya alan yapılar kurmaya çalışıyorum. Bu mesela onlardan bir örnek. Bunu hatta Koç Üniversitesi'nde 2013 yılında Başak Şenova küratörlüğünde yapmıştık. Bir tane konteynerin içerisinde özel lenslerle, özel yapım lenslerle bir ışık enstelasyonu. Burada işte hani ses frekansı, mekan tasarımı, duman, koku, ışık ve kinetik sistemler mevcuttu. Burada bu da keza aynı şekilde gene deneyim üzerine bir şey. Aslında burada da işte 5 adet ayna görüyorsunuz ve işte interaktif bir enstelasyon şeklinde içerisine girdiğinizde sizi algılıyor ve her ayna çeşitli frekanslarda tepkimeler gösteriyor. Ve işte hani bazılarında kendi suretini görebiliyorsunuz, bazılarında göremiyorsunuz. Bu da insanlığın birazcık aslında evrimsel süreciyle ilgili bir teması vardı. Bu mesela Sound Art Festivali'ne davet edilmiştim bir tane Berlin'de. Orası için yaptığım orta şey multisensörü bir enstelasyon. Mesela orta tarafta gördüğünüz kutu, orta tarafta gördüğünüz kutu
kinetik bir sistem ve bu kinetik sistem ses generate ediyor ve diğer kutulara, siyah kutulara gönderiyor. Fakat her kutunun içerisinde de işte bir tanesinin içerisinde koku ve ses, bir tanesinin içerisinde ışık ve ses, bir tanesinin içerisinde de suratınıza dokunan tactile hissi veren bir yapı ve ses var. Şurada zaten biraz önceki simülasyonuydu. Burada uygulanmış hali diyelim. Daha sonra bir yandan hani gördüğünüz gibi farklı disiplinleri bir araya getiriyorum ve her çalışmamda da farklı materyaller, konsept dahilinde farklı materyaller kullanmaya çalışıyorum. Hangi materyali ve hangi metodu seçeceğim, nasıl konsepti nasıl iyi bir şekilde ifade edebileceğime göre çok çeşitlenlik gösteriyor, değişiklik gösteriyor ve sürekli de aslında bilmediğim, denemediğim de materyaller, metotlar üzerine çalışmalar yapıyorum. Bu tabii ki de yanında bir risk getiriyor. Fakat nasıl diyeyim, çok da eğlenceli bir deney alanı da oluşturuyor. Burada mesela grafik notasyon dediğimiz tekniği uygulayarak aslında şekil ve çeşitli bir yani çeşitli şekillerle, formlarla müzikal bir kompozisyon yarattım. Bu aslında bir notasyon ve bu notasyonu yaptıktan sonra işte müzisyenlere verip onların çalabilmesi için bu formların hangi işitsel karşılığı, bu görsel imgelerin hangi işitsel karşılığa geldiğini açıkladım ve bunun performansını yaptık müzisyenlerle beraber. Burada da gene kinetik bir ışık enstalasyonu var, işte hareketli bir ışık kaynağı ve optik camlardan modüler bir sistem oluşturmamla beraber sürekli devinimi değişen, sürekli tansiyonu değişen, ortaya çıkan yansımaların da bütün mekanı başkalaştırdığı mekansal bir deneyim şekline getirdiğim kinetik bir ışık enstalasyonu. Bir yandan özellikle dijital üretim, tabii ki de animasyon eğitimi background olduğu için hani bu biraz önce gösterdiğim şeyler biraz daha analog işlerdi ama fiziksel, yani dijital üretim metotlarına da hakimim. Dolayısıyla aslında yapmak istediğim şey böyle fiziksel gerçeklikle sanal gerçekliği bir araya getirecek metotlar ve köprüler ortaya çıkarmak. Bu mesela onlardan biri, fiziksel bir heykelin üzerine projeksiyonlu görüntü veriyorum ve bu aslında bir merkezinde de bir fan sistemi var ve bu fan sistemiyle birlikte hani tektal olarak hissetmenizi sağlıyor aslında görsel ve ses frekanslarını. Dolayısıyla hani burada da 3-4 farklı duyuyu bir araya getirme durumu var. Burada gene keza kinetik bir enstalasyon var aslında, böyle akustik bir titreşim, yani kinetik sistem sayesinde, motorlar sayesinde yayların titreşimi ve yayların titreşmesi sayesinde de aşağıdaki gördüğünüz silindir akustik panellerin titreşmesiyle birlikte bir akustik bir space, akustik bir environment deneyimi açığa çıkartıyor. Bu da interaktif bir enstalasyondu. Bunların bütün yanında hani gördüğünüz gibi işte hem analog hem dijital sistemleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Fakat bunların bütün yanında tamamen analog yapılar da ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Yani hiçbir teknolojiyi kullanmadan, bu mesela onlardan biri, performatif bir süreç içerisinde üretilmiş Pattern of Possibilities diye bir iş. Burada gördüğünüz her biri bir tavla zarı ve işte 130x130 bir kanvasa yapıştırılmış 23.716 adet tavla zarının bir araya geldiği zaman oluşturduğu pattern'ı görüyoruz. Fakat işin önemli noktası bu işin nasıl üretildiği ile alakalı. Üretim noktasında her bir zar tek tek atıldı ve o tek düşen, yani işte 1-3-5 gibi düşen bütün zarlar tek tek yapıştırıldı. Dolayısıyla 8 gün boyunca 8 kişi tarafından bu sürekli günde 12 saat olmak üzere atılan zarların, yani düşen olasılıkların capture edilerek bu kanvasa yapıştırılmış halini görüyorsunuz. Ki bu şu demek aslında, şu an gördüğümüz 23.716 tane olasılığı bir saniyede görebilmemizi sağlayan, izleyicinin görebilmesini sağlayan bir deneyim yaşatıyor. Şimdi bütün bunların yanında, bütün bu sanatsal enstalasyonların yanında bir de Studio Novlab'in kurucu ortağıyım. Bu tabii ki de çok daha vaktimi alan ve büyük ölçekte
daha kolaboratif deneyim tasarımı üzerine odaklanmış bir stüdyo. Bu belki 2010 yılında yaptığımız projelerden biri, Novel'i kurmadan önce Deniz'le beraber yaptığımız projelerden biri. 2010 yılında Haydarpaşa Garı üzerine bir projeksiyon haritalama yöntemiyle bir çalışma yapılmıştı Yekpare isimli. Onun bütün içeriklerini biz üretmiştik. Bir yandan işte hani olabildiğince mekanı kapsayıcı deneyim tasarımları üzerinde çalışıyoruz. 360 şekilde insanı kaplayan mekansal tasarımlar ve bu mekansal tasarımlarda aslında hem dijital yöntemleri hem analog yöntemleri, yani fiziksel mekanı kullanarak melez gerçeklikler üretmeye çalışıyoruz. Bu mesela Paris'teki yaptığımız bir iş. İşte 150 tane projeksiyonu 1000 metrekarelik bir mekan içerisinde işte birazcık görmemiz üzerine, yani fotonun yolculuğu gözümüzün farklı katmanlarından geçerek işte beynimizde algılanabilir formlara dönmesi yolculuğunu anlatan bir audiovisual tasarım. Bu mesela Çek Cumhuriyeti'nde gene keza Filarmoni Orkestrası'yla birlikte yaptığımız bir proje. Burada da sinestezik bir deneyim yaşatıyoruz aslında izleyicilere. Yani böyle bütün konser salonunun projeksiyonlarla birlikte kaplanması ve eserin, yani çalınan eserle birlikte yaşayan bir mimariye, yaşayan bir deneyime dönüşmesini yapmıştık. Bir yandan hani olan fiziksel mekanları başkalaştırmak, insanın zaman ve mekan algısını bozmak, manipüle etmek dışında bir yandan da kendimiz de bazı mimari stüktürler yapıyoruz. Bu da bir Tophane Hamile'de yaptığımız bir sergi, immersive bir sergi tasarımıydı. Keza bir yandan bir ton işte commercial proje de yapmaktayız. Bu mesela Dubai'de tekrar yaptığımız inovasyonla ilgili bir serginin multimedya tasarımı, bu zemin ve yukarıdaki strüktürün projeksiyon içeriğini ve tasarımın genel tasarımını yapmıştık. Burada bir alan interaktif bir alandı ve sensörlerle birlikte, sensörler yardımıyla kişinin X-Y koordinat sisteminde hangi noktada olduğunu algılayıp gerçek zamanlı, zemindeki gerçek zamanlı görselleri manipüle etmesini gerçek zamanlı olarak sağlayabiliyorduk. Bir yandan ışık enstelasyonları üzerinde çalışıyoruz. Çeşitli performanslar üzerine ve bir yandan da işte bu robotik yapıları aslında analog hareket sistem mekanizmalarını dijital hareket yapılarıyla birleştirmeye çalışıp hybrid motion algısı dediğimiz melez hareket algılarını açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Burada da keza işte bazı mimariler, mesela bu bir işte Memory Hastanesi Bahçelievler'de bize komşun ettiği bir proje. 46 tane ekrandan oluşan, avlusunda, yani binanın avlusunda binaya girdiğinizde lobisinde gördüğünüz 3 kata yayılan bir dijital bir şelale aslında, sürekli akan ve insanları, oraya gelen insanları bir nebze olsun hastane ortamından koparıp birazcık da pozitif bir hissiyat vermeye çalışan bir yapı. Akademi tarafında genel olarak yaptığım, aslında biraz önce dediğim gibi Bilgi Üniversitesi, Yeditepe Tıp Üniversitesi gibi yerlerde dersler verdim. Burada da aslında SoundArt üzerine insanlara, öğrencilere çeşitli çalışmalar yaptırıyorum. Burada olabildiğince özgür, deneysel bir saçmalama laboratuvarı diyebileceğim bir alan ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Ve hani olabildiğince farklı sistemleri, analog sistemleri, kinetik sistemleri, dijital sistemleri, her birini birleştirerek, mixleyerek çeşitli ses enstelasyonları, sound enstrümanları, yani çeşitli ses enstrümanları veya ses çıkartan nesneler üretmeye çalışıyoruz. Bu bizim final projemiz aslında. Bu hani bir sebze meyve de olabiliyor, kabak da olabiliyor. Fakat işte serum şişesi de olabiliyor gibi daha da karmaşık, kompleks yapılar da olabiliyor. Genel olarak aslında derste yaptığım sesi nasıl görürüz, gördüğümüzü nasıl duyarız ve sesi merkez noktasına koyarak bu interdisipliner şekilde diğer yapılarla nasıl çalışabilir
üzerine. Lost Visuals keza bizim gene bir performans kolektifimiz, 2014 yılında kurduğumuz Osman Koç ve Deniz Kader'le birlikte. Burada aslında geliştirdiğimiz custom bir software var, processing bazlı. Bu software ses frekansları gerçek zaman, ses frekanslarını gerçek zamanlı alarak görsellere çeviriyor ve bu aleti aslında, bu software'ı biz işte sahnede bir görsel enstrüman gibi çeşitli müzisyenlerle, çeşitli mekanlarda, çeşitli müzik türleriyle birlikte performe ediyoruz. Bu şekilde işte Kore, İsrail veya Belçika gibi yerlerde, Borusan Müzesi gibi yerlerde çeşitli audiovisual, görsel işitsel, sinestezik deneyimler yaşatmaya çalışıyoruz insanlara. Şimdi ilk odaklanmak istediğim nokta algı. Algılar biliyorsunuz çok önemli. Gördüğümüz şeyi yani etrafımıza bakma biçimimiz, algılama biçimimiz aslında gördüğümüz şeyi de, yani gördüğümüz gerçekliği de çok değiştiriyor. Dolayısıyla burada çok güzel bir örnek var bunu anlatan. 1980'lerdeki solda gördüğümüz Pluto, yani insanın sahip olduğu o zamanki teknolojiyle gördüğü Pluto çok olabildiğince pikselite gözüküyor. Fakat 2018'de bu teknolojiler geliştiği için çok daha detaylı olarak görebiliyoruz Pluto'yu. Dolayısıyla hani elimizdeki yetiler aslında somut bir şekilde gördüğümüz gerçekliği değiştiriyor. Ve hani dış dünyayı environment olarak, yani dış dünyayı algılamamız için aslında 5 adet, yani bu tabii ki de daha fazla bilinen, en popüler olan 5 adet algılama biçimimiz var işte. Bunlarla, fakat bunların şöyle bir problemi var bedensel olarak, yani evrimsel sürecimizin de bize kattığı eksiklik diyelim. Doğadaki frekansların çok az bir kısmını görebiliyoruz veya duyabiliyoruz. Dolayısıyla aslında olan gerçekliğimiz çok çok dar bir, nasıl diyeyim, dar bir range'ini, dar bir aralığını görebiliyoruz ve duyabiliyoruz. Dolayısıyla hani aslında her hayvanda ve her insanda, her canlıda farklı algılama biçimleri, farklı frekansları algılama metotları, biçimleri olduğu için bu çok güzel bir kelime. Hani gerçekliğe hepimizin farklı bir şekilde, farklı bir pencereden bakıyoruz ve algılayabiliyoruz. Dolayısıyla hani hepimizin aslında bir bireysel bir algılama biçimi var. Bu algılama noktasında en önemli yaklaşım biçimlerinden biri, gerçekten hani biz eğer dünyaya bakış açımızı değiştirebilirsek, bakma yöntemlerimizi değiştirebilirsek, algılama yöntemlerimizi değiştirebilirsek, göreceğimiz gerçeklik de değişiyor olacak. Bu noktada şu an hani hali hazırda zaten bütün genel bir frekans algısında bir özürlü tarafımız olduğunu söyledim. Dolayısıyla hani şu an geldiğimiz noktada insanın teknolojik hem de bilimsel gelişmeleri sayesinde aslında kendimizi tasarlama noktasına gelmiş bulunuyoruz ve buna açık olmamız gerekiyor. Çünkü bunu evrimsel sürecin bir parçası olarak düşünüyorum ve bu da böyle diyebilirim. Dolayısıyla hani kendi vücudumuza farklı eklemlendireceğimiz yapılarla bunu yapabilme şansımız var. Gerçekliği daha da farklı şekilde algılayabilme şansımız var. Bu duyuların işte manipülasyonuyla ilgili kombine etme durumu, yani farklı algıları bir araya getirme durumu benim işte yaptığım işlerde çok önemli. Biliyorsunuz sinestezya hastalığı vardır. Sinestezya hastalığında işte farklı algılar bir araya karışır. Hani kokladığınızı görüntü, renk olarak algılayabilirsiniz veya işte duyduğunuz sesi farklı bir tat olarak algılayabilirsiniz. Bu çok önemli bir çıkış noktası. Burada mesela çok güzel bulunan güzel bir çıkış noktası var. Sensoroma isimli 1962'de yapılan bir çalışma. Burada işte kafanızı soktuğunuz zaman işte hem motion, hem ses, hem çeşitli kokular, titreşim, rüzgarlar gibi bütün böyle sinestezik bir algılama biçimi sağlayabileceğiniz bir aygıt. Bir yandan bu algıları birleştirme durumu var. Aynı anda farklı algılara hitap etme durumu ve bir yandan da dönüştürme durumu var aslında. Burada gördüğünüz arkadaş mesela renk körü. Fakat işte beynine takılan sensör sistemi sayesinde renk frekanslarını göremese, gözüyle göremese bile ses olarak, frekans olarak
algılayabiliyor ve aslında renkler onun için bir ses frekansına dönüşüyor. Bu algılama biçimini dönüştürüyor. Burada aslında bir sensi, bir duyuyu başka bir duyuya çevirme işlemi yapılıyor. Bir yandan da attachment aslında en keyifli ve en muhtemelen geleceğe dönük kafamızı açacak metotlardan biri kendi bedenlerimize farklı algılama biçimleri, metotları entegre edebilmek. Burada mesela gördüğünüz sağır bir kişi için yapılmış bir kıyafet var ve bu kıyafet aslında çeşitli titreşim motorları içeriyor ve dışarıdan mikrofon da aynı zamanda var. Dışarıdan bir ses geldiği zaman, bir alfabe yani bir harf geldiği zaman o gelen ses frekansına göre bazı motorlar titreşiyor. Dolayısıyla sağır kişi bedensel olarak bu titreşimleri alıyor, öğretiliyor ve öğrendikten sonra da beyin bu titreşimleri artık hani alfabeyi ya da harfleri ses frekansı olarak duymaktan çok beyin artık vücutta gelen titreşim olarak algılamaya başlıyor ve beyin bunu kabul ediyor. Dolayısıyla hani bu beynimizin aslında beynimize birçok şey eklemlendirebilme ve onu uzuv haline getirebilme, normalleştirme şansına sahibiz. Bunu bu şekilde manipüle edebiliriz. Şurada evrimsel süreçte ilginç durumlar var. Hani sen işte organik evrimin sentetik evrime daha çok şöyle diyeyim, organik evrimi sentetik evrime evrimleşme sürecindeyiz ve aslında insan şu an tanrısallaşma modunda, evrimsel süreçte tanrısallaşma mertebesine ulaşmak üzere. Biliyorsunuz bununla ilgili çok önemli gelişmeler oluyor. Burada yapmamız gereken aslında evrimsel süreçteki bu gelişmeleri bizim hem organik hem inorganik olarak bedenimizle veya birleştirip veya birleştirmeden hep beraber yeni creature'lar, yani yeni bir species algısına geçmek. Burada mesela örnek olarak aslında şu an işte çeşitli cyborglar dünyada mevcut. Bu mesela dünyanın en hızlı davul çalan davulcusu. Çünkü işte elindeki mekanizma sayesinde inanılmaz hızlı bir, yani insan yetilerinin üstünde bir şekilde hız gösterebiliyor. Bu da çok güzel bir enstalasyon. Burada da kinetik bir sistemin içerisine giriyorsunuz. Bir robotik yapının içerisine giriyorsunuz ve bedeninizi tamamen serbest bıraktıktan sonra sizi robot yönetiyor ve bu aslında nasıl diyeyim, bedensel olarak size bir algı ve deneyim yaratıyor. Dolayısıyla bu noktada biz aslında insanlığı editleme noktasına geldik ve biliyorsunuz işte çeşitli CRISPR mesela bu senede hatta Nobel kazandı. 2012 yılında keşfedilmiş CRISPR tekniğiyle işte gen editingi olayı çok önemli bir noktaya geldi. Dolayısıyla hem biyolojik olarak hem teknolojik olarak bedenlerimizi nasıl diyeyim, update etme noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bir yandan da tabii ki de bu işte machine learning sistemi sayesinde aslında beynimizin öğrenme yetilerinin simülasyonunu yapıp AI isimli bir yapay zeka geliştiriyoruz. Bu yapay zekayı da aslında, yani geliştirdiğimiz bütün tool'ları da kendi bedenlerimize aslında bir şekilde eklemlendirebilecek. Bir yandan işte BCI dediğimiz Brain Computer Interface gibi yapılarda geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu işte hem organik hem işte hem biyoteknoloji hem diğer teknolojileri hem yapay zekayı entegre ederek bedenlerimize çok farklı noktalara gidebilme noktasına sahip olacağız. Burada Bager'in bir işi var. Belki şey, hatta bugün konuşmacılar arasında sanırsam bir yapay zeka burada hani şiir yazmakla ilgili çeşitli sanatsal üretimlerde bulunuyor. Dolayısıyla hani bu teknolojilerin her biri bir şekilde tasarım ve sanat içerisine yavaş yavaş entegre oluyor. Deneyim benim için çok önemli. Deneyim biliyorsunuz hani
benim için öncelik bilmekten önce daha çok deneyim geliyor. Çünkü yani bir şeyi bilmek sadece onu idrak edebilmek adına yeterli değil. Bir elin elini hakikaten yakmadan ısının veya ısıyı deneyimlemeden ısının tam olarak ne olduğunu idrak edebilmen çok mümkün değil. Dolayısıyla yaptığım işlerde buna çok önem veriyorum. Hani insan deneyimine. Bunu yapabilmek için de olabildiğince çeşitli duyuları bir araya getirip farklı deneyimler ortaya çıkarmak ve insanların interaktif olarak bu süreçlerin içerisine katılabilmesini sağlayacak ortamlar aslında yaratmaya çalışıyorum. Mesela buradaki örnekteki gibi veya burada işte iki tane jelatinin işte malzemenin arasına giriyorsunuz ve tamamen o alandaki hava çekiliyor ve giderek klostrofobik bir hissiyat şeklinde beden olarak bir deneyim yaşıyorsunuz. Deneyim çok önemli. Kapsayıcılık deneyimi aslında o açığa çıkartabilmek için çok çok önemli bir noktası. Çünkü hani biliyorsunuz hani işte bulunduğumuz o ortam 360 şekilde 360 hem mekansal olarak hem algısal olarak bize sürekli olarak data, bedenimize sürekli olarak bilgi pompalıyor. Ve bu aslında etrafımızdaki bilgileri de bir sanat eserinin veya tasarımsal süreçlerin parçası olarak kullanabilmek ve bunları kompoz edebilmek, kompozisyon şeklinde manipüle edebilmek çok önemli. Zaman ve mekan, insanın zaman ve mekan algısını manipüle etmek benim için, bizim için aynı zamanda en önemli noktalardan biri. Bu çeşitli metotlarla yapılabiliyor. İşte hem dijital eklentilerle, fiziksel mekana dijital eklentileri hem de şu şekilde fiziksel mekana tekrar fiziksel bazı eklentilerle kişinin mesela burada limitli bir mekan algısını tamamen sonsuz bir mekan algısını çevirmiş sanatçı. Dolayısıyla burada da mesela işte çok geniş bir alanda gördüğümüz bir yerleştirme var, lazer yerleştirmesi var. Burada da sanki suyun içerisinde olma hissiyatı mevcut. Hibrit gerçeklik bir diğer önemli noktalardan biri de bu. Benim en çok tabii kafa yorduğum tekrar bizim en çok kafa yorduğumuz noktalardan biri de bu. Farklı gerçeklikleri en başta işte farklı algıları, farklı sistemleri bir araya getirip bunların kesişim kümelerinden yapılar çıkartmak üzerine tasarımlar ve üretimler yapıyorum demiştim. Aynı şekilde farklı gerçeklikleri de bir araya getirecek şekilde bazı yapılar kurmaya çalışıyoruz. Yani işte virtual environment'ta oluşturulmuş bir şeyle real envanette gerçek fiziksel mekanda oluşturulmuş şeyleri bir araya getirmek. Aynı zamanda da augmented yapılar kurmak aslında. Bunun için birçok enstrüman var. Zaten burada çok detaylı konuşulacak benden sonraki oturumda da bunlar. O yüzden bunları hızlıca geçiyorum. Fakat işte bu özellikle virtual reality işlerinde benim en çok ilgimi çeken şeylerden biri hani bu sanal deneyimin nasıl bir fiziksel ortamda sergileniyor olması ve burada aslında insanın farklı fiziksel anlamda duyularına da hitap edebilecek eklentiler yapabilmek. Yani vision ve ses mesela sadece vision'ı sanal ortama aktarıp işte rüzgar koklama veya işte zeminde ayağının işte durduğu mekanın yumuşaklığı veya işte oturduğu şeyin titreşimi yarattığı titreşim ne gibi bu tarz analog sistemleri birleştirmek daha hibrit melez gerçeklikle üretmeye yönelik keyifli yapılar sunabilir diye düşünüyorum. Dönüşen yapılar çok önemli dünyada. Biliyorsunuz hani birçok data var. Bu dataların hepsini aslında ürettiğimiz bu dataların hepsini nasıl diyeyim, birleştirip birbirlerine dönüştürmek çok mümkün. Dolayısıyla hani atıyorum hani siz ses datasını alıp kokuya dönüştürebiliyorsunuz, rüzgar datasını alıp görsele dönüştürebiliyorsunuz. Yani temelinde aslında çok basic bir prensip var bunun, yani her şeye dönüşebilir elimizdeki teknolojilerde. Dolayısıyla hani bu olasılığı yapabileceğimiz şeylerin olasılığını çok daha arttırıyor. Burada mesela çok güzel bir örnek var. Burada public space'lerden toplanmış işte izmarit, kıl gibi örneklerden bir sanatçı DNA örnekleri alıyor ve bunları kullanan bunları laboratuvar ortamında bu DNA'ların nasıl bir
portreye, surata hani taşıyanların nasıl bir portreye sahip olduğunu laboratuvar ortamında modelleyip 3D print tekniğiyle basıyor. Ve burada gördüğünüz aslında şuradaki bütün portreler bu izmarit veya kıllardan toplanan DNA'ların sahiplerini temsil ediyor. Dolayısıyla bu tarz bir sanatsal bir çalışma yapmış. Burada da keza müzisyenlerin kalp atış datalarını alıp gerçek zamanlı olarak nota önünde izledikleri notalara dönüştürüyor ve aslında her müzisyenin kalp atışlarının oluşturduğu notasyonu müzisyen çalıyor. Dolayısıyla burada çok güzel bu hem dijital hem analog dediğim sistemlerin birbiriyle cycle şeklinde ilişki kurmasını ve döngüsel bir yapı, döngüsel bir deneyim. Çünkü hani müzisyen heyecanlandıkça aslında kalp atış ritmi de değişiyor ve dolayısıyla gördüğü yani önünde çaldığı notasyon da değişiyor. Böyle bir cycle oluşturulmuş ki bu 10 sene önce, 8 sene önce sanırsam bir iş. Şimdi toparlıyorum, kusura bakmayın organizasyon ekibi olarak. Bir dakikam kaldı neredeyse. Şimdi köprü kurmak yani biz her şeyi remixleyebiliyoruz. Zaten bilinçaltımız da o şekilde çalışıyor. Yani ben mesela hani çok yeni diye bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü bir ton farklı deneyimlediğimiz, bir ton farklı şeylerin birleşimi, olasılıkların birleşimiyle oluşturduğumuz yapıları sürekli farkında olmasak bile ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla her şeyi remix diyoruz ve bunun üstüne daha çok gitme şansımız var. Hem metot olarak hem yapı olarak. Metot olarak hem analog teknolojileri hem dijital teknolojileri aklınıza ne gelirse bunların her birini bir arada kullanmak bize çok farklı olasılıklar açığa çıkartıyor. Yani sadece gelenekselde kalmak veya sadece dijitalde kalmak değil, bunların her birinin imkanlarını bir araya getirip kesişim kümeleri aslında çok daha zengin bir potansiyel ortaya çıkartıyor. Ben bu noktada yaklaşmaya çalışıyorum her şeye. Bu çok güzel bir örnek. MIT'den Golan Levy'nin yaptığı bir iş. Biliyorsunuz hani modüler oyuncak sistemleri vardır. İşte Legolar, ondan sonra Kinex'ler gibi. Bunlar birbirine normalde geçiremezsiniz, monte edemezsiniz. Fakat işin güzelliği Golan Levy şöyle bir tasarım yapmış da bir ekiple birlikte. Şöyle bir tasarım yapmış. Ara aparatlar, bu farklılıkları bir araya getirebilecek ara aparatlar tasarlayıp 3D ortamlı 3D print tekniğiyle basmış ve bütün oyuncakları, bu modüler bütün sistemleri bir araya getirebilecek köprüler kurmuş. Dolayısıyla burada temelde benim demek istediğim farklı gerçekliklerden bahsettik, farklı algılama biçimlerinden bahsettik, farklı duyulardan, farklı metotlardan bahsettik. Bunların her biri arasında çeşitli elimizde bulunan teknolojik imkanlar sayesinde farklı köprüler ve bağlantı noktaları kurabilirsek eğer bu olasılıkları bir araya getirerek farklı olasılıklar, çok daha fazla olasılık açığa çıkartabilmemiz mümkün olur. Çok teşekkür ederim. Umarım duyuyorsunuzdur. Teşekkürler.